Murat Çelik, suikastçı 8 Baylokçu ile bağlantılı. FETÖ'nün yönettiği ama Nusra süsü verilmeye çalışılmış bir suikast. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov suikasti dosyasında güvenlik ve istihbarat birimlerinde dün akşam itibariyle şekillenen kanaat aynen bu cümleyle ifade ediliyor. Ayrıntıları aktarayım. Nusracı polisler söylemi ve dünkü mektup olayın hemen ardından başlatılan ve derinleştirilerek devam eden soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı. Suikast soruşturmasını yürüten birimler Büyükelçi Karlov'u öldüren suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantısının neredeyse kesin olduğunu ancak eyleminde En-Nusra isi bırakmak için özel çaba sarf ettiğini tespit ediyor. Dosyası üzerinde çalışan yetkililer FETÖ üyelerinin 15 Temmuz'un hemen ardından özellikle sosyal medya üzerinden emniyette Nusracı kadrolar var ya da Nusracı polislere dikkat türünden ifadelerle yoğun bir propaganda başlattıklarına dikkat çekiyor. Aynı yetkililer dün çıkan suikasti eski adı En-Nusra olan Fetih el-Şarm örgütünün üstlendiği yönündeki haberlerinde gerçeği yansıtmadığını söylüyor ve bu haberde var olduğu belirtilen mektubunda FETÖ tarafından maksatlı olarak üretilmiş olabileceği bilgisini veriyor. Nusra irtibatı tespit edilemedi. Soruşturmanın en önemli ayağı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ilişkiler ağını ortaya çıkartacak olan çalışma. Karlov'u öldüren suikastçı polis memuru Altıntaş'ın başta telefon görüşmeleri olmak üzere 2014 yılından itibaren bütün kayıtları inceleniyor. İstihbarat kaynakları katilin En-Nusra örgütüyle orijinal veya operasyonel herhangi bir irtibatına rastlanmadığını belirtiyor. Ancak 22 yaşındaki suikastçının yakın geçmişte Nusra'ya yakın bazı kişilerle telefon temaslarının tespit edildiğini kaydeden aynı kaynaklar bunların hep tek taraflı olduğuna dikkat çekiyorlar. Yani Altıntaş Nusra'ya yakın birkaç kişiyi aramış ama bu aramaların çoğunda görüşme olmamış. Karşı tarafın telefona açtığı birkaç görüşme ise çok kısa sürmüş. Yetkililer bu durumu arkasında Nusra izi bırakma çabası olarak değerlendiriyor. 8 Baylok kullanıcısıyla temas. Konu üzerinde çalışan uzmanların verdiği bilgiye göre son 2 yıllık cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonucu suikasti düzenleyen Altıntaş'ın 8 Baylok kullanıcısıyla sürekli ve doğrudan teması olduğu belirlendi. Peki Altıntaş da Baylok kullanıcısı mı? Güvenlik kaynakları bu soruya hayır dedi ancak hemen ardından şu önemli bilgiyi verdi. FETÖ soruşturmalarında MİT Türkiye genelinde 235 bin Baylok kullanıcısı bulunduğunu belirledi. Bu 235 bin kişinin kimliği tespit edilenlerin sayısı 185 bin yani henüz 30 bin Baylok kullanıcısı adlandırılabilmiş değil. Yetkililer suikastçı polisin bu 30 bin kişiden biri olabileceğini ancak Baylok kullanıcısı olmasa da 8 örgüt üyesiyle sürekli ve doğrudan teması bulunmasının çok önemli bir delil oluşturduğunu vurguluyor. Çünkü Baylok kullanıcısı olmak doğrudan örgüt üyeliğinin kanıtı olarak kabul ediliyor. Bu noktada ilginç bir ayrıntı daha var. Telefon kayıtlarının dışındaki istihbarat çalışmaları sonucu Mevlüt Mert Altıntaş hakkında Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduğu 2014 senesine kadar radikal olarak nitelenebilecek hiçbir kayda rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor. Yeni bilgi ve ayrıntılar elbette ortaya çıkacaktır ama dün akşam itibariyle Ankara'da bu eylemin FETÖ'nün işi olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Nusra izi bırakma çabası da eylemi karartma maskeleme faaliyeti olarak değerlendiriliyor. Örgütün böyle bir suikasti tamamen kendi inisiyatifiyle mi, bir yerden talimat alarak mı ya da belli bir adrese servis yapmak yani ben kullanışlıyım mesajı vermek için mi gerçekleştirdiği sorusu ise hala yerinde duruyor. Murat Çelik, Vatan.